En uzaktan kimler geldi? Hollanda. Bizim oyun için. Hollanda'dan İzmit'e geldim, İzmit'ten buraya geldim. Neden İzmit? Bilmem, güzel olduğu için. İzmit. İzmit'e neden uğradınız? Yani direkt buraya gelinebiliyordu. Ben Hollanda'dan taşındım İzmit'e. Adın ne? Fatma. Neden İzmit'e taşındın? Ya bizim hep hayalimiz vardı. İzmit'e gitmek gibi. Yok, hayır. Yani Türkiye'ye taşınma hayalimiz vardı. Her gurbetçinin vardır öyle bir hayali. Biz de gerçekleştirdik. Peki neden İzmit? İstanbul'a gelebilirdiniz, İzmir'e gelebilirdiniz, ne bileyim Malatya'ya gidebilirdiniz. Kısmet. Hayatım, gözünüzü kapatıp haritada bir yer mi bellediniz? Ya hayır, eşim İzmit'e gidelim dedi. Ama neden? İşte onu soruyorum. Hani Fatma, ilk hedefimiz İzmit'tir mi dedi? Ne dedi? Yok, hayır. O da İzmit'i çok beğeniyordu. Kendisi Ankaralı. İzmit'i? Niye özellikle İzmit hayatım? İstanbul'a yakın. İzmitli mi eşin aslen? Yo. İzmit'e gitmiş mi daha önce? Çok beğenmiş. Tatillerde gelmiş daha önce İzmit'e. Tatillerde niye İzmit'e gelmiş? Çünkü teyzesi İzmit'te. Evet. This is the answer baby. Evet, bir alkış benim İngilizceme de gelsin. Var mı İngilizcesi mükemmel olan? İngilizce öğretmenim. Oo! Herkes var. Eşi de İtalyan. Sen neden buna gurur duyuyorsun hayatım? Annesi gibi. Eşi İtalyan, boşuna yetiştirmedim. Dedim ki sen sakın cahil biriyle sevişirsen benim kızım değilsin. Hayır, damadımız pilot. Bu kadın kim peki? Çok yakın bir arkadaşım. Hoş geldin güzel kız. Hoş bulduk. Adın ne? Ilgın benim adım. Ilgın'cığım, ne iş yapıyorsun? Ben hukuk okuyorum. Nerede? Medeniyet Üniversitesi'nde. Nerede Medeniyet Üniversitesi? Göztepe'de. Elektrik direği yok. Avukat mı olmak istiyorsun, hakim mi, savcı mı, ne? Ben yurt dışına gitmek istiyorum direkt. Fatma ne diyor bu? Nereye gitmek istiyorsun? Hangi ülke? Hollanda? Olabilir Hollanda. Fatma, Hollanda öneriyor musun? Olabilir. Neden olmasın? Sen de mi öğrensin? Medeniyet Üniversitesi. Hukuk. Evet, maalesef. Sen niye bu kadar mutsuzsun hayatım? Genel olarak ben çok mutsuz bir insanım. Niye öyle bebiş? Hayat, yani yapacak bir şey yok. Sikim onların yedi süresini. Fantazini söyle. Olup olmayacak şeyleri yakmak istiyorum. En son erkek arkadaşım kolunu yaktı. Böyle her şeyi yakmak istiyorum. Yapmak istiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum sen manyaksın. Bir depresifin psikoloğa falan gittin mi? Gidiyorum bazen. Psikoloğa da yak çöz amına koyayım. Erkek kaşın neresini yaktın? Kolunu yaktım. Ha, bereket tanrısı şey var ya, kibritle yapılan. Ama çok kötü yandı. Böyle alev, hani herkes böyle buzlu kahveler attı üstüne falan. Bilimin hiç olmadığı bir masada böyle. Herkes üzerine benzin döktü. İşlediler yangın sözsün diye. Sonra ben onları da yaktım. Ayrıldık gibi bir şey oldu. Hayatım, adam haksız mı senin? Ben ayrıldım, o ayrılmadı. Niye ayrıldın? Bu ne ya? Andı bitti, kül oldu. Ben tuvalete gideceğim dedim. Telefonumu ses kaydını alıp masaya bırakıp tuvalete gittim. Hani arkamdan kötü bir şey konuşur hayatım, diye düşündüm. Hayatım, adamı yeni yakmışsın. Takdir edersin ki şey demez. Çok ateşli kız. Bir şey der yani. Abi gerizekalı mı bu falan bile dersin. Sen demez miydin seni biri yaksa? İzin vermez mi yakmasına? Senin bu izin mi verdi? Yakabilir misin? Ya ilk önce böyle kolonya döktüm koluna. Sonra çakmakla oynarken tutuşuverdim. Peki şey düşünmediniz mi? Kolonya dökersem ve yanına çakmağı çakarsam bu alev... Siz niye bunlarla geldiniz? Kardeşim. Ha, kardeşiz. Ha. Siz peki? Kız ablam değil ama ablam diyor. Ama gideri var diyorsun. Ama bir gün dese ki öbürü öpüşmeye davransa uva! Fantazi? Ben artık fantazilerimi yaşayamıyorum kardeşim yüzünden. Neden? Bütün gün fantazi kuruyor. Tek fantazisi de jigolo çalıştırma. Ne demek o? 15 bin lira para kazanmak istiyormuş. Aile. Jigolo olarak da belirlediği kişi Alkın. Bir çocuğa çok rağbet olacağını düşünüyor musun gerçekten? Alkın'ın fantazisi direkt olarak peçetelerle uğraşmak. Peçeteyle fantazi yapıyor. 31'ci yani. Evet. Direkt olarak. Çorba evde falan artık yapıyor. Peçete falan kalmadı. Bize geliyor, ben korkuyorum artık. Bir yere selpak bırakmaya tanıyor musun? Oğlum bu nasıl muhabbet lan? Söyle bakalım fantezini. Büyük bir gemide, uçsuz bucaksız bir yerde ben ve Hollywood ünlüleri olacak. Böyle hepsi benim kölem olacak, öyle istiyorum. Vay. Biri üzüm getirecek. Öyle bir es verdi ki hepsi benim bokumu yesin falan gibi. Doğru olduğunu farz edelim şu an. Fantazi kuruyoruz. Hangisine ne yaptırırdın? Onun hakkında düşünmedim ama... Bence düşündün ve şu an... O düşündüğün şeyi düşündün, söylenebilir mi diye. 31C'ye malzeme vermemek için söyleme.
Ateşli kızla başla istiyorsan. Aşağı doğru inelim. Serpil Çakmaklı şeyine girebilir miyiz? Evet, güzel, devam edelim. Güzel, gerçekten dümdüz bir... Bu senin hesabın mı? Evet. Ben bu şunu zannediyorum. Sen bunu ateşli bulduğun için bununkine mi baktın? Ben ateş dedim, insanları yakan var ya, ondan bahsediyorum. Ama ateşli deyince... Bir alkış alalım bizim Hakan'a. Hakan'dan jigol olur mu? Yok ya, saçlardan kaybediyor. Ama senden olur bence. Benden. Teşekkürler, gerçekten bu kadar onur edilmemiştim. En son söylediğin yalan da söyle. Alkın'ın gay olduğunu söyledim. Gay değil ama. Ama olabilir. Kime sordun gay olduğunu? Babama gay olduğunu söyledik, bizde kalabilsin diye. Kaldı mı? Kaldı. Sizle mi yattı? Yok, salonda yattı ama yine de gay olarak biliyor babam onu. Baban yükseldi mi Alkın'a? Babamın yükselme devri çoktan bitti bence. Oo, babana şu an minnoş demen de... Prenses babaya selam yolluyorum. Sen? Benim mi abi? Yok, ateşli. Benim en son söylediğim yalan... Sen değil amına koyayım. Herkes de kendini ateşli buluyor, anlamadım. Jigolo pazarlayıcısı. Ya şimdi sorarsam en son. Söyle ya. Yok. Kimle değişmek isterdin? Mesela kız arkadaşını da yer değiştirmek isterdim. Kendim ettim. Kader diyemez, ben kendim ama ettim. Ama dedim, ayıp oldu. Ayıp niye olsun ya? Ne olacak bebişko? Kusura bakmasın ama yabaka da bilir. Adın ne? Berk abi. Hangi üniversite okuyorsun? Abi benim okulla çok bir alakam yok. Ben babamdan dolayı girdim okula. Niye? Ben lisedeyken bir karar aldım vatandaşlıktan çıkmak gibi. Benim çift vatandaşlık bir olayım vardı. Niye çıktın? Abi kolay sınava girecektim. Yabancı öğrenci sınavı. Diğer vatandaşların ne? Amerikan vatandaşıydım abi. Sen Amerikan vatandaşı mıydın? Aynen. Vay amına. Kimler Amerika'da? Abi mesela bir de ben sana bir şey soracağım. Mesela fantezi soruyorsun ya. Fantezinin anlamı hayal ettiğin şey mi yani? Başaramayacağın ama hayal Google'dan ettiğin. Google'dan gir bak. Üstelik İngilizcesi de fantezi amına koyayım. Bu çocuk da var ama her boku biliyor. İnşaatçı mı lan baba? Nereden bildin abi? Eyvallah. Bir organla konuşma şansı verseydin hangisi olurdu? Sen söyle lan, çünkü çocuk. Ya şey, göğüslerimle konuşmak isterdim. Ne demek isterdin ona? Ya benim 6 tane göğsüm var. Ben mutasyonlu doğdum. 6 göğsümle konuşmak isterdim. 2 göğüs yerine 6 göğsüm. 6 göğsüm var aynen. İşte doğacağım zaman sakat doğacakmışım. Annem de aldıralım o zaman bırakayım demiş. Onlar da alamayız demişler işte falan. Doğmuşum, 6 göğüslü falan çıkmışım. Demek kadın olsan inanılmaz bir... Sizi seviyoruz. Eyvallah!